Merhaba arkadaşlar. Büyük Selçuklu tarihine devam ettiğimiz bu programda şube hanedanlar konusunu ele alacağız. Bu programda Kirman Selçuklu Melikliğini, Suriye Selçuklu Melikliğini, Halep Selçuklu Melikliğini, Melik Rıdvan Devrini, Dımaşk Melikliğini, Melik Dukak Devrini, Irak Selçuklularını ve Sultan Mahmut Dönemini konuşacağız. Öncelikle Kirman Selçuklu Melikliğini konuşalım biraz. Kirman, İran'ın güneyinde, merkezi de Kirman şehri olan bir eyaletti. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Merv'de toplanan Büyük Kurultay'da Tabes Vilayeti ve Kirman Bölgesi Çağrı Bey'in oğlu Kara Arslan Kavurt Bey'e verilmişti. Melik Kavurt, Kirman'a hakim olduğu zaman Arabistan Yarımadası'nın doğu ucundaki ummanda büveyhillerin elinde bulunuyordu. Bu bölge oldukça zengin ve çeşitli hazinelerle dolu bir yerdi. Kavurt, Selçuklu tarihinde ilk deniz aşırı seferi düzenleyerek Umman'ı ele geçirdi. Sonrasında Kirman eyaletinin batı komşusu olan Fars üzerine yürüdü ve bu bölgeyi zapt etti. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 1063 yılında ölünce tat mücadelesi Kavurt Bey'de dahil oldu. Ancak kardeşi Alparslan'ın duruma hakim olduğunu görünce kardeşine itaat etti. Kavurt'un itaatsiz davranışlarından rahatsız olan Alparslan ona karşı harekete geçti. Fars bölgesini Kavurt'un elinden alıp Fazlüya'ya verdi. Bununla birlikte Kirman'ı Kavurt'ta bıraktı. Ancak Kavurt Bey vezirinin tahriklerine kapılarak isyan etti. Melikşah'ın veliahtlarını kabul etmeyerek hutbeden adını çıkardı. Bunun üzerine Alparslan Kirman üzerine yürüdü. Önce kuvvetler arasında yapılan savaşı Kavurt kaybetti ve kaçarak Ciroft Kalesi'ne sığındı. Alparslan affını isteyen kardeşini affetti. Kavurt Bey daha sonra da 1069'da Fazlüya ile birleşerek bir kere daha isyana kalkıştı. Nizam-ı Mülk tarafından yenilgiye uğratılan Kavurt tekrar affını istedi. Ancak bunun bir oyalama taktiği olduğunu anlayan Alparslan, Kavurt'un oğlu Sultanşah'a asker vererek babasına karşı gönderdi. Sultanşah mağlup oldu. Alparslan batı seferine çıktığı için Kavurt meselesi tam olarak çözülemedi. Sultan Alparslan 24 Kasım 1072'de ölünce yerine 18-20 yaşlarında olan oğlu Melikşah geçti. Ancak Kavurt Melikşah'ın tecrübesiz olduğunu düşünerek Melikşah'a da isyan etti. Yapılan savaşta yenilen Kavurt kaçmayı başardı. Daha sonrasında yakalanarak idam edildi. Fakat askerler arasında taraftarları çok olduğu için intihar ettiği duyuruldu. Şimdi de Suriye Selçuklu Melikliğini konuşalım biraz. İlk Suriye Selçuklu Meliki olan Tacüt Devle Tutuş, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın oğlu ve Melikşah'ın kardeşidir. Ondan önce Sultan Alparslan tarafından Şam'ın fethiyle görevlendirilen Atsız Bey, kendisine bağlı Türkmenlerle birlikte bölgede büyük başarılar kazanmıştı. Dımaşkı da ele geçiren Atsız, bölgede bir Türkmen beyliği kurdu. Bu arada Tutuş ise Halep bölgesindeydi. Fatımilerin dımaşkı kuşatması atsızın tutuşu yardıma çağırmasına sebep oldu. Tutuş gelince Fatimi ordusu çekildi. Fakat atsızı sudan bir bahaneyle öldüren tutuş onun idaresindeki Suriye şehirlerini ele geçirdi ve ardından Kudüs'ü aldı. Böylece başkent Dımaşk olmak üzere Suriye Selçuklu Melikliği kurulmuş oldu. Evet arkadaşlar Halep Selçuklu Melikliği'ne de değinelim dedik biraz daha. Başta Halep Selçuklu melikliğinin tek hakimi Rıdvan'dı. Fakat kısa bir süre sonra kardeşi Dukak gizlice Halep'ten ayrılıp Dımaşk'a gitti. Bazı emirlerin desteğiyle orada melikliğini ilan etti. Rıdvan bundan dolayı Suruç emiri oğlu Sökmen ile işbirliği yaparak Dımaşk'a yürüdüyse de başarılı olamadı. Rıdvan Urfa'ya ele geçirdikten sonra şehir iç kalesine Antakya valisi Yağısıyan'a verdi. Bu esnada Fatımiler, Melik-Rıdvan ve Melik-Dukak arasındaki hakimiyet mücadelesinden yararlandılar. Bir ordu göndererek Kudüs'ü işgal ettiler. Bunun sonucunda Filistin'de Selçuklu egemenliği son buldu. Dımaşk kuvvetlerinin kendisine ait topraklara girmesi üzerine Rıdvan, Dukak'a karşı saldırıya geçti ve yapılan savaşta Dukak ağır bir yenilgiye uğradı. Bundan sonra iki kardeş arasında bir antlaşma yapıldı. Buna göre Dımaşk ve Antakya'da hutbede Rıdvan'ın adı Dukak'ın adından önce okutulacaktı. Böylece Rıdvan ismen de olsa Dımaşk melikliğine hakim oluyordu. Dukak bir yolunu bularak Melik Rıdvan'ın yanından Dımaşk'a kaçmayı başardı ve orada Emir Saltakin tarafından Melik ilan edildi. Böylece Halep'ten sonra Dımaşk melikliği kurulmuş oldu. Halep Meliki Rıdvan kardeşinin hakimiyetini onaylamıyordu. Onun güçlenmesini önlemek için Dımaşk'a yürüdü. İki kardeş arasında anlaşma sağlanamayınca 1097'de Kinnesrin'de savaştılar. Yenilgiye uğrayan Dukak, Rıdvan'ın üstünlüğünü tanımak zorunda kaldı. Dukak da abisi gibi babasının hakimiyetinde olan yerleri toparlamaya çalışıyordu. Bu esnada Haçlı ordusu Suriye'ye yaklaşmıştı. Antakya valisi Yağısıya'nın Haçlı kuşatmasına dair acil çağrısına Dukak da yardımla karşılık verdi. Bunun üzerine Haçlılar Elbara'da büyük kayıp verip Antakya'ya çekildiler. Selçuklu ordusu da Antakya'ya ilerledi. Haçlılar içeriden ve dışarıdan kuşatılmışken bir süre sonra Selçuklu ordusu emirler arasında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden dağıldı. Dukak uzun süren hastalıklarının sonunda verime yakalanarak 1104 yılında öldü. Ölmeden önce bir yaşındaki oğlu Tutuşu Melik, Toğtegin'i de ona Atabey tayin etmişti. Toğtegin, Dukak'ın Bağalbek'te hapsettiği 12 yaşındaki kardeşi Ertaş'ı getirterek Melik ilan etti. Ancak Ertaş, annesinin Atabey'in kendisini bertaraf edeceği şeklindeki uyarıların dikkate alarak Dımaşk'tan kaçtı. Tutuşunda eceliyle ölmesinin üzerine yerine geçecek kimse bulunmadığından Meliklik son buldu. Şimdi de Irak Selçuklularını konuşalım. Sultan Sancar, Büyük Selçuklu Sultanı olduğunda imparatorluğu tek elden yönetmek zordu. Bu yüzden bir kısmının yönetimini yeğeni Mahmud'a bıraktı. Böylece Irak Selçuklu Melikliği kurulmuş oldu. Mahmud, saltanatı boyunca Selçuklu egemenliğinden rahatsız olan mahalli emirlerin tahrikleriyle karşı karşıya kaldı. Bir yandan kardeşlerin Mesut ve Tuğrul'un isyanlarıyla, bir yandan da halifenin muhalefetiyle mücadele etti. Mahmud, Genç yaştaydı fakat bünyesi zayıf ve hastaydı. Ölmeden önce oğlu Davud'u veliaht tayin etti. Sağlığında onun adına hutbe okuttu. Ancak halife bu konuda karar merciğinin sancar olduğunu söyleyerek Davud adına hutbe okutmayı reddetti. Mahmut 1131 yılında henüz 27 yaşındayken vefat etti. Evet arkadaşlar şube hanedanlarını konuştuğumuz programımız burada sonerdi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.